Şimdi ben bunun gösterdiğim iğneli yerleri diktim. Bu şekilde oldu kulaklarını falan. Her yerini diktim. Yine söylediğim şekillerde diktim. İğnemi de uzun kalmıştı ipim. Şuradan bıraktım. Saçları dikiminde kullanırım diye. Şimdi saç aşamasını yapacağız. Onun için de şöyle az önce hani şu boynuzu için örmüştük ya. Onun gibi sadece zincir miktarı farklı şekillerde örüp şöyle bakın gördüğünüz gibi tabii şu ipleri görmeyin. Birer birer yan yana olacak şekilde dikeceğiz. Ben önceden örmüştüm. Şimdi onların sayılarını söyleyeceğim size. Saç için ne kadar sayıda örmeniz gerektiğini. Şöyle bakın rengarenk. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben her renkten kullandım açıkçası. Hoş duruyor diye. Bakın bu şekilde. Çok da güzel oluyor. Büyüklü küçük dönerseniz daha güzel olur. Zincir sayılarını hani kendiniz beşer beşer fazla beşer az şeklinde şöyle yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Hani bu birkaç tanesinin birleşimiydi. Bir sürü yapacağız bunlardan. Burası dolana kadar hem bu tarafından gözüksün istiyorum. Böyle arkası komple hani saç sarksın şöyle istiyorum ben. Şöyle yandan bakınca tam bir unicorn gibi olsun. Bakın bu tarafından gözüktü ama bu sefer de bu tarafından gözükmüyor. Bu tarafına da yine aynı şekilde yapıp yani yaklaşık bir mesela şurada kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Yaklaşık buraya hani 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 tane bunlardan yapıp yapabiliriz. Yani kaldırır burası onu hani. Bakın bu taraftan da yine bir sürü böyle yapıp bunları kafaya monte edeceğiz. İsterseniz hafif aşağıya yapıp hani boyu uzun olsun diyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Biraz bir tık daha uzatabilirsiniz ya da zincirinin boyutunu. Bu şekilde olacak. Şu tabii kel kısmı kalmasın istiyorum. Yani o yüzden toplamda 12-13 tane yapalım bir bunlardan. Nasıl yapacağız? Ben bunları yaklaşık 60 tane zincir çektim. Yine boynuzda olduğu gibi ne yaptım? Tekli geriye döndüm. Tığımın başına dolamıştım ya hani tekli trabzan şeklinde örmüştüm boynuzdan. Bakabilirsiniz. Aynısı gibi ördüm. Sadece zincir sayım bunda 65 civarı. Hani çok küçük olsun istiyorsanız böyle arada minikler de olsun, havada kalan da olsun şöyle yukarıda kalan olsun, büyüklü küçüklü olsun istiyorsanız üstte minik minik 50 tane yapıp örebilirsiniz. 2-3 tane 50 zincirle örebilirsiniz. Genelini 65 65 ay 60 zincirle örelim. 60 zincirle ördükten sonra da şunlar mesela şunlar 50 aradakiler. Ben birkaç tanesini değiştirdim. 50 yaptım. Uzun birkaç tane de uzun olsun diyorsanız yine 65 yapıp şöyle altlardan da sarkıtabiliriz. Hani gövdeye şöyle şu şekilde hani olacak ya. Şöyle gelsin diye insin diye. Hafif şuralara da insin diye. Birazcık da uzun yapalım. 65 olanlardan da yapalım. Benim bu gördüklerinizden hiç 65 yok. Ben birkaç tane daha 65 yapıp ekleyeceğim üstüne şimdi. 70, 70 biraz büyük olur herhalde. Yani demek istediğim şey burada zincir sayınızı 50 ile 65 arasında değiştirerek büyüklü küçüklü şunlardan yapalım. Ve sonra dikim aşamasını göstereceğim. Ben de tamamlayayım eksiklerimi. Hemen dikime geçelim. Bir de kuyruk için yapacağız bunları tabii. Biliyorsunuz sadece kafa için değil. Kuyruk kısmında da şurada da kullanacağım için. Orada yapmak için ise sayıları 70 olarak en çok 70 olarak örerim. Mesela şöyle duruyor 70 olunca. Bakın. Şöyle hani uzun olsun birazcık diye 70 olarak da 5-6 tane 70 olarak yapsak buna kuyruğa yeter. Üstüne de
60'lı, 50'li hani birkaç tane daha şöyle aralara rengarenk ekleriz. O şekilde yapacağız, tamam mı? Ben şimdi onları hazır edip hemen hepsini birlikte nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Bu arada bunların renkleri tamamen size ait. Ben elimde olan renklerden kullandım. Mavi vardı, sarı vardı, işte ne bileyim. Ara ara bir sürü renk kattım. Hani yeşil falan koymadım yakışmaz diye. Pembe tonları, mor, sarı, mavi arada da sıkıştırdım öyle. Tabii bunlar size kalmış hangi renk yapacağınız. Tamamen size özgü. Hemen malzemelerimi alıp geliyorum. Unicornumuzun saçlarını, kuyruklarını ben ördüm. Az önceki söylediğim şekilde. Bakın iğneledim. Şimdi birazdan dikim aşamasını yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın kafasına şöyle karşılıklı olacak şekilde bir bu tarafına, bir bu tarafına. Benim toplam 12 tane oldu ama 13 de yapılabilir. Belki şu araya bir tane daha koyabilirsiniz siz de. Hani renklerini kendiniz belirleyin demiştim zaten. Bakın yeterli oluyor. Çok abartı olmasına gerek yok. Ama isterseniz yine sayısını artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şöyle. Şimdi bunları dikeceğiz. Nasıl dikeceğiz? Şurada ipleri gözüküyor. Onlara takılmayın çok fazla. Onları dikerken zaten kaybedeceğiz ya da yakarsınız. Ben onları şey yapmadım. Çakmakla yakılabiliyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Şu an iğneyle tutturdum karşılıklı. Karşılıklı olarak dikeceğiz. Beyaz ipimle dikeceğim ki kafanın rengi beyaz ya. Bu şekilde şöyle iğnelediğim yerlerden dikeceğim. Kuyruğunu da böyle gelişi güzel üst üste koyalım. Bu şekilde. Hani renkleri tamamen size kalmış. Şöyle zaten şekil verebilirsiniz. Elinizde hemen şöyle büktüğünüzde hemen kıvrılıyor bunlar. Bunu saçlarda da saç yapımında da kullanılıyor zaten. Biliyorsunuzdur belki önceden yapmışsınızdır. Bebek saçlarına falan çok güzel oluyor bunlar. Kuyruğa da çok yakıştı zaten. Bunların da hepsini şöyle gelişigüzel şekilde sırayla iğneleye takarak dikebilirsiniz. Ben hemen dikip geleceğim. Gösterdiğim şekillerde dikeceğim. Dikim aşamasını göstermedim burada. Yani gösteremeyeceğim çünkü çok fazla zamanımı alacak. Bunu yüklemek sıkıntı olur. Hani takılacağınız bir nokta olduğunu düşünmüyorum ama yine de olursa iletişim halinde olabiliriz. Bu şekilde iğnelediğim yerlerden hemen dikeyim. Sayısını merak edenler için onu söyleyecektim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane demiştim. Burada 12 tane var. Kuyruğa da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane koydum ama isterseniz 9, 10 tane de güzel olur. Yani kaldırır 9, 10 taneyi de. Bakın 8 tane bu şekilde oluyor. Yani 9, 10 da yakışır buna. Hani çok fazla durmaz. 9-10 tane de yapabilirsiniz. Bakın şekli kendiniz şöyle kıvırdığınızda dediğim gibi çok kolay kıvrılıp çok kolay şekil alabilen bir kuyruk modeli oldu. Hemen dikip son halini de sizlerle paylaşacağım. Ve kafasını ve kuyruğunu diktim ben. Şu şekilde oldu arkası bakın. Şöyle saçları sabitledik. Kuyruğunu da şöyle dediğim gibi üst üste koya koya diktim şu şekilde. Rengarenk kuyruğu oldu. Bakın. Kıvrık kıvrık şekillerini kendiniz verirsiniz zaten. Şimdi bu aşamayı da bitirdiğimize göre biz şu kafanın şurasını şu kısmını yarım bırakmıştık ya hatırladınız mı? En sonunda bu kısmı yapıp bitireceğiz artık. Bunu boyun kısmına takacağım. İçine giriyor rahatça. Taktıktan sonra şuradan bir sıra daha azaltma işlemi yapacaktık. Hemen o zaman o işleme geçelim. Şimdi kafamızı şöyle içine sokarak, boynumuzu sokarak kafanın içine geçiriyoruz. Şöyle soktuktan sonra hafif döndürdüğünüzde rahatça içine giriyor zaten. Bakın.
Hani saçları dikmeden bu kafayı yapmak istemedim. Kafanın üstüne saçları dikmesi çok zor oluyordu çünkü. Şimdi gördüğünüz gibi boynu gayet oturdu. Ve şu an rahatlıkla dönebilir bir vaziyette. Şimdi ben burada ip bırakmıştım. O ipin devamına ip takarak devam edeceğiz. Hemen ipimi ekliyorum. Azaltma işlemi yapacağım ki burada. Hani bu ben şu an rahat takıp çıkarabildim ya. Çıkmasın diye. Şu boyun kısmı çıkmasın diye. Şey yapacağım oraya. Bir sıra daha azaltma işlemi yaparak küçülteceğim. Artık boynumu taktıktan sonra küçültüyorum bu işlemi. Hemen şöyle bağlayayım. Şöyle. Şimdi ipimi taktım. Ben ne yapacağımızı söyleyeyim. Şimdi bu aşama biraz zor olabilir. Çünkü ters tutup örmem lazım bunu. Kamerada biraz sıkıntı çıkarıyor. Çekemedim o şekilde. Sizin yapacağımız işlemi burada söyleyeyim. Şimdi en son 24 sık iğneydi burası. İpimi taktım. Tekrar devam edeceğim örmeye. Bu sefer 2 sık iğne bir azalt işlemini tekrarlayacağım. 2 tane düz öreceğim. Bir tane azaltma işlemi yaparak sıra sonuna kadar gideceğim ve sıra sonunda toplam artık 18 tane sık iğnem kalsın. Orada keseceğim artık 18 sık iğneyle. Bu şekilde olacak. Siz bunu yaparsınız zaten. Tekrar ediyorum. 2 sık iğne bir azalt işlemi yaptıktan sonra sıra sonuna kadar işlemimiz bitmiş oluyor. Artık unicornumuz hazır oluyor. Hemen yapıyorum ben de geliyorum. Ve kafa kısmını diktik. Bakın şöyle göstereyim hemen size de. Boyun kısmını. Şöyle yatay yapacağım. Şöyle istediğiniz yöne doğru çevrilebiliyor. Şu şekilde. Şöyle tatlı bir unicorn oldu. Çok tatlı bence. Umarım siz de beğenirsiniz. Unicornumuzun tarifi bu kadardı. Kulaklarını aldık yardımıyla. Pembelikler yanaklarına, burnuna pembelikler yaptım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Diliyorsanız şuralara kalpler yine koyabilirsiniz ama ben zaten çok karışık olduğu için, rengarenk olduğu için gövdeye gerek duymadım. İsteyenler şu yanağındaki kalpten buralara da yapabilirler. Yıldız kalp şeklinde. Böyle bir unicorn tarifimiz oldu. Bu yaklaşık unicornumuz kaç santim onu söyleyeyim. Şurası ile birlikte benim ipim biraz ince olduğu için toplamda 30 santim kadar oldu. Ama daha kalın bir iple verseniz hem örmesi daha kolay olur hem de ben bulamadım kalın bir ip. Bunu ördüm o yüzden. Hem de dediğim gibi boyutu da büyük olur. Bu da ideal bir boy aslında 30 santim. Şöyle kuyruğunu da şu şekilde yapmıştık. Şöyle göstereyim her yerine. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Unicornumuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.